Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'a karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Hellim sektöründe faaliyet gösteren çiftçi, hayvan yetiştiricisi ve imalatçılar, hellimin Kıbrıs Türkleri için sosyoekonomik önemini vurgulamak ve tescil konusunda hakkaniyetli bir karar alınması talebiyle Nedra Palas'ın kapısında etkinlik düzenledi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, kriterler ortada, ev karantinasını ihlal edenlere para ve hapis cezası uygulanacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi kararları ile pandemi nedeniyle kapalı kaldıkları süreler dikkate alınarak 1000 ve 1500 TL olarak öngörülen ücret desteği ödemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu. FETÖ paralel devlet yapılanması üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kıbrıs Türk polis tarafından yakalanan zanlı Türkiye'ye götürüldü. Hellim sektöründe faaliyet gösteren üretici, çiftçi, hayvan yetiştiricisi ve imalatçılar, hellimin Kıbrıs'ı Türkler için sosyoekonomik önemini vurgulamak ve tescil konusunda hakkaniyetli bir karar alınması talebiyle Nedra Palas'ın kapısında etkinlik düzenledi. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası, hellimin Kıbrıs Türklere ait olduğunu tüm dünyayı duyurmak için hellimin coğrafi tescili konusunda Nedra Palas geçiş noktası önünde eylem yaparak seslerini duyurdular. Ancak bu sesi Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Genel Direktörü Nava duymadı. Mektubu almak için gelmesi beklenen Nava tüm girişimlere rağmen gelmedi. Mustafa Naimoğulları'nın ise buna tepkisi sert oldu. Yani bu işlerin biraz değişik noktalara çekildiğini görmekteyiz. Ne yazık ki Sayın Nava'nın sekreteri Candan Bey'in de ortaya koyduğu gibi bugün buraya mektubu almak için gelmedi. Bahane basılmış. Basından korkuyorsanız demek ki Kıbrıs Türk toplumundan da veya bizden de burada çekiniyorsunuz ve bunları kabul etmiyorsunuz demektir. Gizlin veya gizli işlerle bizim işimiz olmaz. Gizlin gizlin sizinle görüşüp mektubu verecektik size. Tabii ki basının önünde dünya görecekti, AB görecekti, Güney görecekti, herkes görecekti burada. Haklı tarafın güneydeki hayvancılar gibi, kuzeydeki hayvancıların da, Türkçülerin de, imalatçıların da bu işin içinden ekmekten kuzeydeki 50 bin kişinin de geleceğinin olduğunu herkesin geleceği görmesi gerekirdi. O yüzden demek ki AB tarafında da doğru bir zihniyet yoktur. Açık ve net. Eğer AB tarafı doğru bir zihniyet içindeyse yarınki karar aşamasında Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Türk hayvancısının bu işten ekmek yiyen binlerce insanın geleceğini düşünecek. Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk yaptığı konuşmada iki tarafın da ortak ürünü olan hellimle ilgili Avrupa Birliği'nde oylanacak kararın içeriğini bilmediklerini şu sözler dile getirdi. Ortak kültürü olan hellimin her iki toplumun da üreticilerinin de hayvancılarının da çiftçilerinin de sanayicisinin de çıkarlarını gözeten, menfaatlerini gözeten, tek bir tarafa menfaat veya çıkar vermeyen aynı ürünü, ortak ürünü iki ortak üreticilerin aynı şekilde faydalanmasıyla ilgili kararlar almasını istiyoruz ve bekliyoruz. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nde yarın oylanacak olan ki içeriğini bilmediğimiz oylama sonucunu da merakla bekliyoruz. Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuşkelle de ortak ürün olan hellim konusunun insan haklarına uygun şekilde çözülmesini istedi ve Nava'nın almaya gelmediği mektubun içeriğini kamuoyuyla paylaştı. Bu konuda Kıbrıs Türk tarafının ve Kıbrıs Türk üreticisinin hatta Kıbrıs Türk halkının hassas niyetini bir defalarca ilettik. Bugün de sizler aracına bir kez daha iletiyoruz. Çünkü hellim sadece ekonomik bir boyutu değil, kültürel bir boyutta bulunmaktadır.
Geçmişe bakarsak, çok uzun zaman değil, 50 yıl öncesine bakarsak, halen daha arazilerimizde ektiğimiz ekinlerin kalıntılarını bulabilirler. Mandıralarımızda, çiftliklerimizde halen daha hellim kazanlarını, kalıntılarını bulabilirler. O yüzden biz bu adada birlikte yaşıyoruz. Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Avrupa Birliği ilkelerinin neticesinde insan haklarından ödün vermeden bu sorunu çözmek istiyoruz. Bugün de Sayın Nava'ya vereceğimiz mektubun içeriğini sizlere paylaşmak istiyorum. Aşağıda imza sahibi bulunan ve hellim sektöründe faaliyet gösteren üretici, çiftçi, hayvan üreticisi, yetiştiricisi ve imalatçı olan sivil toplum kuruluşları olarak bugüne kadar Hellümi'nin PDO olarak kaydı ve yeşil hat üzerinden ticareti süresince aktif bir rol oynadık. Bu süreçte şu andaki PDO başvurusunun komisyona ulaştırılmasının öncesinde ve sonrasında itirazlar yaptık ve endişelerimizi dile getirdik. Siz ve ekibiniz bu konuyla ilgili olarak uzun zamandır çalıştığınız için Hellim'in Kıbrıslı Türkler için sosyal ve ekonomik önemini vurgulama ihtiyacı hissetmiyoruz. DG reformunun çok uzun zamandır devam eden bu konuyu çözme konusunda hassas bir denge sağlama amaçlı çabalarını takdirle karşılıyoruz. Yapmış olduğumuz itirazlara ve ifade ettiğimiz endişelere rağmen yasal sürecin devam etmekte olduğunu anlıyoruz. Bu çerçevede üreticilerimizin sağlık teftişlerini yapmak için atanacak olan uzmanların bağımsız ve tarafsız olmasının önemini bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, kriterler ortada, ev karantinasını ihmal edenlere para ve hapis cezası uygulanacak dedi. Küçük çocuklu aileler, 65 yaş üstü kişiler, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışına gidenler, 2 günlüğüne iş için gelenlere ev karantinası kapılarının açılacağını dile getiren Bakan Üstel, bu kişilerin de taahhüt imzalayacağını söyledi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, kriterler ortada, ev karantinasını ihmal edenler para veya hapis cezası uygulanabilecek dedi. Nisan ayının ilk haftalarında ev karantinasının yaygınlaşacağını dile getiren Üstel, Başbakanlığın elektronik bileklikle ilgili Maliye Bakanlığı'nın ise konunun parasal boyutuna ilişkin çalışma yaptığını kaydetti. Ev karantinası ile ilgili kriterlerin ortaya konduğunu kaydeden Üstel, ev karantinasını ihlal eden kişilerin para cezasına çarptırılacağını belirterek, ev karantinasını ihlal edenler gerekirse mahkemeye verilecek ve hapis yatacak şeklinde konuştu. Küçük çocuklu aileler, 65 yaş üstü kişiler, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışına gidenler, 2 günlüğüne iş için gelenlere ev karantinası kapılarının açılacağını dile getiren Üstel, bu kişilerin taahhüt imzalayacağını vurguladı. Ev karantinası denemelerinde önceliğin çocuklu aileler ve yaşlı kişilerle olacağını ifade eden Üstel, ihaleyi alan şirketin dijital programlarla birlikte kontrol yapılabileceğini anımsattı. Hem polis teşkilatı hem yerel yönetimler hem de muhtarları ev karantinası denetimi konusunda göreve çağıran Üstel, önümüzdeki günlerde onlarla mutlaka toplantı yapıp detayları paylaşacağız ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi kararları ile pandemi nedeniyle kapalı kaldıkları süreler dikkate alınarak 1000 ve 1500 TL olarak öngörülen ücret desteği ödemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi kararlarıyla 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanları işyerlerinin kapalı kaldıkları süreler dikkate alınarak 1000 TL ve 1500 TL olarak öngörülen ücret desteği ödemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İhtiyaç Sandığı Dairesi'nde işverenler tarafından 57.933 kişi için başvuruda bulunulduğu bildirildi. Bu başvurular incelendikten sonra 7.992 kişinin teşvik mevzuatında düzenlenen teşvik kapsamındaki sektörlerin dışında olduğu 7.973 kişinin başvuru sırasında gerekli olan iş yeri veya çalışanla ilgili bilgileri yanlış kaydettiği, 2.587 kişinin şahıs olarak teşvik kapsamı dışında olduğu,
ve sosyal sigorta emeklisi yurt dışında bulunması ve benzeri gibi tüzükte belirtilen diğer koşulları taşımadıkları ve 653 kişinin de mükerrer borcu yaptığının tespit edildiği ifade edildi. Yerel iş gücü istihdamının desteklenmesi tüzüğünde düzenlenen ücret desteği kapsamında olup usulüne göre başvuruda bulunan 38.728 çalışana ödeme yapıldığı kaydedilirken 17.067 kişiye 1500, 21.661 kişiye ise 1000 TL ödeme yapıldığı aktarıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri güncel konuşmalarıyla COVID, elektronik bileklik takip sistemi ve Kıptek akaryakıt alım ihalesini gündeme taşıdı. Cumhuriyet Meclisi'nde elektronik bileklik ve Kıptek konuşuldu. Başbakan Ersan Saner, bulaşıcı hastalıklar yasasında yapılan değişikliğin elektronik bileklik sistemini bertaraf etmeye çalışanlar için verecek cezaları da içerdiğini anlattı. Yurt dışından gelen vatandaş ya da turistin havaalanında öncelikle evine ya da karantina olan sürede, evine ya da oteline olan sürede gidip gitmediğinin tabii ki oraya girdikten sonra karantina sürecinde o adresle konaklayıp konaklamadığı, misafir kabul edip etmediği gibi konuların denetiminin ve bunlar sonucunda verilecek cezaların da bu değişiklikle ele alındığını söyledi. CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Kıptek akaryakıt alım ihale şartnamesindeki sıkıntılar başlıklı konuşma yaptı. Teknik şartnameyi hazırlayanlarla birlikte ihaleye katılan şirketlerin belgelerini inceleyecek kişilerin aynı olduğunu dile getiren Şahiner, akaryakıtın azaldığını, Nisan sonuna kadar dayanmayacağını, ihaleye bu işin ehli olmayan şirketlerin girmesiyle ülke yakıtın 25 gün içinde gelemeyeceğini belirtti. Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı da Şahiner çıkarak her hafta aynı meseleleri temcit pilavı gibi tekrar gündeme getiriyor dedi. Pazartesi günü teknik şartnameyi hazırlayan kişilerle Şahiner'i bir araya getirdiğini, kendisine detayların anlatıldığını söyleyen Arıklı, buna rağmen Şahiner'in aynı şeyleri söylediğini belirtti. Şahiner'in Kıptek Soruşturma Komitesi'nde konuşulanları bildiği halde bu şekilde konuşmasını anlamadığını kaydeden Arıklı, "Gelin bu kurumu birlikte kurtaralım." dedi. Arıklı, "Beni örneğin Sayıştay raporları konusunda neden bir şey yapılmıyor diye sıkıştır." dedi. Elektrik fiyatları ve ucuzlatma yapılacağı açıklamalarla ilgili bir soru üzerine, 119 kuruş maliyette olan elektriğin 22 kuruş zararla satıldığını anlatan Arıklı, bunun devamının mümkün olmadığı, kurumun yeni bir fiyat belirleyeceğini anlattı. "44. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Tekvando Federasyonu'nun 2021 Kara Kuşak Dan diploma töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı başarılı sporculara diplomalarını verdi. 44. kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC Tekvando, Judo, Karate, Aikido, Hapkido, Kung Fu, Kuraş, Wushu Federasyonu'nun yılda bir düzenlediği Kara Kuşak ve Dan sınavını geçen 25 sporcuya kuşak ve diplomalarının verildiği 2021 Kara Kuşak Dan diploma töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla yapıldı. Törene Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende diplomaları verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk gençliği ve sporculara uygulanan ambargo ve izolasyonları şiddetle kınadı. İzolasyonlara rağmen ülkeyi başarıyla uluslararası yarışmalarda temsil eden gençleri kutladı. Başbakan Ersan Saner gençlerin spor yapmasının önemini işaret ederek sporun kötü alışkanlıklardan koruyacağını ve hayat mücadelelerinde olumlu yansımaları olacağını söyledi. Konuşmacılar ardından gösteriler yapıldı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından diplomalar verildi. Törene katılan Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da diplomaları takdim etti. Sporcuların gösteri maçı yaptığı tören toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. Başbakan Ersan Saner, Rum-Yunan ikilisinin Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılını kutlamasını Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesinin Kıbrıs konusunda bugüne kadar neden bir anlaşma sağlamadığının en açık kanıtı olduğunu dikkat çekti. Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs'ta bir anlaşma olması için Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını istediklerini açıklayan Güney Kıbrıs Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in hayal aleminde olduklarını ve Kıbrıs Türklerini oyuna getirip Enosis yolunu açabileceklerini sandıklarını kaydetti.
Başbakan Sener açıklaması şunları kaydetti. Rum lider Anastasiadis, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yıl dönümü nedeniyle Atina'ya gitmiş ve bu vesileyle Yunan Başbakanı Mitsotakis'le görüşüp ortak basın toplantısına katılmıştır. Bu ikilinin basın toplantısında ortaya koydukları görüşler asla masumane ve dostane değildir. Hala Kıbrıs Türk'ün egemen bir halk olma noktasından geriletebileceklerini, devletimizi ortadan kaldırabileceklerini ve Türkiye ile bağımızı koparabileceklerimizi zannetmektedirler. Anastasiadis'in bir kez daha Türk askerinin adadan çekilmesi ve garantilerin kaldırılmasını istemesi ve Yunan Başbakanından da destek bulması Rum-Yunan zihniyetinin asla değişmeyeceğinin bir göstergesidir ve tüm siyasal partilerimizde halkımız tarafından dikkatle not edilmelidir. Rum-Yunan ikilisi ne kadar çabalarsa çabalasın Kıbrıs Türk halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır. Kıbrıs'ta hakikaten bir anlaşma isteyen varsa iki devlete bir çözüm bulunmasını ve bu iki devletin işbirliği yapmasına yardımcı olur. FETÖ paralel devlet yapılanması üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kıbrıs Türk polisi tarafından yakalanan zanlı Türkiye'ye götürüldü. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisince yakalanan zanlı Türkiye'ye götürüldü. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol, Europol, daire başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında FETÖ-PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan AÖ'nün KKTC'de olduğu tespit edildi. AÖ, KKTC polisi tarafından 22 Mart'ta yakalandı. Interpol, Europol daire başkanlığınca görevlendirilen özel bir ekip AÖ'yü bugün KKTC polisinden teslim alarak Türkiye'ye getirdi. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, YDP binasında basın toplantısı düzenledi. 11 Nisan'da yapılacak YDP kurultayına aday olacağını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 11 Nisan'da yapılacak kurultaya ilişkin konuştu. Kurultaydan alnımızın akıya çıkmak durumundayız diyerek kendisi için imza toplayan partilerine teşekkür etti. 3800 imzanın seçimlerin bittiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Diğer aday Bertan Zaroğlu'na ise mesaj gönderdi. İster istemez çalışmak zorundayız. Kurultaya hazırlanmak zorundayız. Netice itibariyle dostça da geçse, kardeşçe de geçse kurultaydan alnımızın akıyla çıkmak durumundayız. Ben 3800 imzayı, 3 günde 3800 imzayı toplayan değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bu 3800 imza az önce söylediğim gibi seçimin bittiğinin işaretidir. Umarım diğer arkadaşımız Bertan Zaroğlu kardeşimiz, sevgili genel sekreterimiz bu imzaları gördükten sonra işin ciddiyetini, tabanın benim etrafımda bütünleştiğini görür ve dostça bu işi bitirir. Ve çok tartışmalı bir seçim geçirmeden biz 11 Nisan defterini kapatırız. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, ekonomi ve sağlıkla ilgili sorunlar ile baş edilmeye çalışıldığı bir dönemde seçimin seslendirilmesinin ülkeye zarar vereceğini söyledi. Yazılı açıklama yapan Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, Türkiye'de yapılan AK Parti'nin kongresinin hayırlı olmasını dileyerek, yapılan görev değişikliklerinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olumlu yansımaları olacağına inandığını kaydetti. YDP'nin hükümete girmeyi çok tercih etmediğini, oluşacak bir hükümete dışarıdan destek verme gibi bir tavır içerisinde olduklarını, ancak diğer partilerin ortaya çıkan formüllerde bir uzlaşı sağlayamadığı için, ekonomi ve sağlık gibi alanlarda önemli gelişmeler ve kararların alınması gereken bir dönemde bu sorumluluğu üstlendiklerini kaydetti. Hükümetin değişeceği yönündeki söylentilere yanıt veren Zaroğlu, talip olanın hükümette yer alabileceğini, elbette ki bu duruma Genel Başkan Arıklı ve parti yetkili organlarının karar verebileceğini, ancak kendi kişisel görüşünün böyle bir hükümet kurulursa dışarıdan destek verilmesi yönünde olduğunu ifade etti.
Zaroğlu, Arıklı'nın iki defa başarısız olduğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini, iki süreçte de yaptıkları girişimlerle başkanlığın devam etmesi yönünde sürecin ilerlediğini belirtti. Dipkar fazla infial yaratan tecavüz olayında zanlılar İbrahim Güner, zanlı Salih Dağ ve Sergen Çobanoğlu mahkeme çıkarılarak haklarında 3'er gün tutukluluk alındı. KKTC'de infial yaratan tecavüz olayında zanlılar mahkemeye çıkarılarak haklarında 3'er gün tutukluluk alındı. Zanlı 1 amcasının oğlu İbrahim Güner, zanlı 2 Salih Dağ ve zanlı 3 Sergen Çobanoğlu hakim karşısına çıktı. Polis müşteki kızın babasının önceki gün polise giderek kızının 31 haftalık hamile olduğunu söyledi. Bunun üzerine kızın ifadesi alındı. Kız ifadesinde zanlı 1, 2018 ve 2020 yıllarında iki kez kendisine zorla tecavüz ettiğini, zanlı 2'nin Temmuz ve Ağustos 2020'de iki kez zorla tecavüz ettiğini, zanlı 3'ün de 2020 Kasım ayında zorla tecavüz ettiğini söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını, bu nedenle alınacak birçok ifade olduğunu dile getirerek zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep edildi. Mahkemede 3 günlük tutukluluk talebi onaylandı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerine ağız taraması işlemi yapılmasının ardından gerekli tanı ve muayene işlemi yapılması gereken kişilerin üniversite eğitim ve uygulama polikliniklerine sevki yapılıp tedavinin gerçekleştirilmesi için süreç başladı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi Dentist Halil Bakkaloğlu, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şenol Tüzüm ile Sağlık Kültür ve Sanat Daire Başkanı Pınar Tarı, Yaşlar Haftası çerçevesinde önemli bir etkinliğe imza attı. Kalkan Yaşam Evi'nde diş hekimliği son sınıf öğrencileri Deniz Demir ve Büşra Kavan'ın da katılımıyla ağız sağlığı taraması yapıldı. Kalkan Yaşam Evi'nde bulunan kişilerin hepsine ağız taraması işlemi gerçekleştirildikten sonra gerekli tanı ve muayene işlemi yapılması gereken kişilerin üniversite eğitim ve uygulama polikliniklerine sevki yapılıp tedavilerin gerçekleştirilmesi için süreç başladı. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, iki toplumlu, iki bölgeli federasyonun başarısızlığının sebebinin Kıbrıs Rumların Kıbrıs Yunan'dır saplantısından kaynaklandığını, bunun da federasyonla ilgili tüm olasılıkları ortadan kaldırdığını vurguladı. Olgun bu nedenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli bir çözüme yöneldiğini söyledi. Olgun, Kıbrıslı Türklerin iki devletli çözüm noktasında Rumlarla işbirliğine açık olduğunu da belirtti. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, iki toplumlu iki bölgeli federasyonun başarısızlığının sebebinin Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Yunan'dır saplantısından kaynaklandığını, bunun da federasyon ile ilgili tüm olasılıkları ortadan kaldırdığını vurguladı. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği tarafından düzenlenen Kıbrıs'ın Geleceği Semineri, London School of Economics Türk Düşünce Kuruluşu, Circle Foundation işbirliğinde ve Birleşik Krallık eski bakanlarından Brooks Newmark ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Simultane tercüme ile BRT'den canlı yayımlanan seminere Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da katıldı. Olgun, iki toplumlu iki bölgeli federasyonun başarısızlığının sebebinin Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Yunan'dır saplantısından kaynaklandığını, bunun da federasyonla ilgili tüm olasılıkları ortadan kaldırdığını söyledi. Rumların bu tutumunun güç paylaşımının yanı sıra federalizme karşı bir duruş ortaya çıkardığını belirten Olgun, bu nedenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli bir çözüme yönlendiğini söyledi. Olgun, Kıbrıslı Türklerin iki devletli çözüm noktasında Rumlarla işbirliğine açık olduğunu da belirtti. Cenevre zirvesinin amacının çözüm için ortak bir zemin olup olmadığına bakmak olduğunu kaydeden Olgun, Rumların Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmesinin görüş ayrılığına neden olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği'nin Cenevre Konferansı'na gözlemci olarak bile katılmasına karşı olduğunu söyledi. Ergün Olgun, adada hali hazırda iki devlet olduğunu belirterek Rum tarafının bunu kabullenmesi gerektiğini kaydetti. Mevcut statikonun devamının herkesin çıkarına olacağını belirten Olgun, KKTC'nin izolasyon altında yaşamasını istemediklerini söyledi. Müzik
Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis, Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Atina'da bir araya geldi. Anastasiadis, çözüm Kıbrıs Cumhuriyeti'nin evrilmesini öngörmeli, BM kararlarının dışında olmamalı ve AB müktesebatından da sapmamalıdır şeklinde konuştu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Atina'da bir araya geldi. Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede ikili bir kez daha Türk askerinin adadan çekilmesi için ve garantilerin kaldırılmasını öngören Rum-Yunan ortak tezini ortaya koydu. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mitsotakis, iki ülke arası olarak Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'la ilgili beşli konferansa katılması gereğinde ısrar ettiklerini kaydederek Türkiye'nin tavrı her ne olursa olsun, biz müzakerelerin Güvenlik Konseyi kararları Avrupa Birliği ilke ve değerleri temelinde yeniden başlaması hedefinde şaşmayız şeklinde konuştu. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'a verdiği istikrarlı destekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Rum lider Anastasiadis ise Mitsotakis'le görüşmesi amacının Cenevre'de düzenlenecek gayri resmi konferansın başarılı olması ve Kıbrıs sorununun çözülmesi hedefini taşıyan yeni bir konferans çağrılması için gerekli ön şartların oluşturulması olduğunu söyledi. Rum ve Yunan hükümetlerinin koordine olması ve ortak inisiyatif alması gerektiğini ifade eden Anastasiadis, çözüm Kıbrıs Cumhuriyeti'nin evrilmesini öngörmeli, Birleşmiş Milletler kararlarının dışında olmamalı ve Avrupa Birliği müktesebatından sapmamalıdır şeklinde konuştu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ikinci gününde devam etti. Toplantıya katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs zirvesine ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, bizim teklifimiz üzerine BM Genel Sekreteri Nisan ayının son haftasında BM artı 5 toplantısını düzenleyecek. Biz Kıbrıs'ı Türkler ile beraber yapıcı bir yaklaşımla gideceğiz ama ne istediğimizi de çok iyi biliyoruz diye konuştu. Avrupa Birliği bu toplantıya gözlemci olarak katılmak istedi. Fakat bu gayri resmi bir toplantı ve müzakerelerin başlaması için ortak bir zemin var mı yok mu bunu anlamak için düzenleniyor. Resmi olarak müzakereler başlandığı zaman Bürgenstock'ta olduğu gibi o zaman ayrı bir odadaydı. Ama 2017 Cenevre bir günlük süren Cenevre konferansı ve daha sonra Temmuz ayındaki Kranmontana konferansında olduğu gibi o zaman aynı odanın içine bir köşeyi almıştık. Avrupa Birliği de gözlemci olarak bu müzakerelere katılabilir. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gün oturumuna katıldı. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için çaba sarf edildiğini de belirten Çavuşoğlu, bizim teklifimiz üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Nisan ayının son haftasında Birleşmiş Milletler artı 5 toplantısını düzenleyecek. Biz Kıbrıs Türkleri ile beraber yapıcı bir yaklaşımla gideceğiz ama ne istediğimizi de çok iyi biliyoruz. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm içinde çaba sarf ediyoruz. Bizim teklifimiz üzerine BM Genel Sekreteri Nisan ayının son haftasında Birleşmiş Milletler artı 5 yani ya da 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısını düzenleyecek. Biz Kıbrıs Türkleri ile beraber KKTC ile beraber yapıcı bir yaklaşımla gideceğiz. Ama ne istediğimizi de çok iyi biliyoruz. 53 yılda neyin olmadığını ve neyin olamayacağını da çok iyi biliyoruz. Gerçekçiyiz, naif değiliz. Ama herkesin tabii düşüncesini açıkça bu toplantıda söylemesi gerekiyor. Toplantı sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulunarak muhabirlerin sorularını yanıtladı. S-400 konusunda ele alındığını belirten Çavuşoğlu, neden alamadığımızı bir kere daha hatırlatarak şu anda Türkiye'nin S-400'ü satın aldığını ve bu işin bittiğinde bir kere daha söyledik dedi. Bültenimiz yurt dışına öne çıkan bazı gelişmelerle devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gün oturumunda ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında yıllarca süren baskı ve anlamlı bir diyaloğa girme çabalarına rağmen Rusya yurt içinde baskıcı, yurt dışında saldırgan davranış şeklini artırdı dedi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de dün NATO karargahında başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı bugün sona erdi. Toplantının ikinci gün oturumunun ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kameraların karşısına geçti. Stoltenberg, Rusya'nın
görüşüldüğü toplantıya yakın ortaklar Finlandiya ve İsveç'in yanı sıra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de katıldığını hatırlattı. Rusya ile ilişkilerin çok çetin olduğunu ifade eden Stoltenberg, yıllarca süren baskı ve anlamlı bir diyaloğa girme çabalarına rağmen Rusya yurt içinde baskıcı, yurt dışında saldırgan davranış şeklini artırdı. Rusya'da siyasi muhalefetin şiddetli bir şekilde ezildiğini görüyoruz ve tutuklanan Alexei Navalny ve diğer barışçıl göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz diye konuştu. And the efforts to engage in a meaningful dialogue, Russia has increased its pattern of repressive behavior at home and aggressive behavior abroad. Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Rutul bölgesinde bulunan Tısakur köyü eteklerinde bir otoyola çığ düştü. Çığ nedeniyle Azeri nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı 9 köyle irtibat kesildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgeye çok sayıda kurtarma aracı gönderildi. Resmi kaynaklar çığın etkisiyle kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü ve yolun temizlenmesinin ardından köylere ilk olarak yaşamsal ihtiyaçların ulaştırılacağını duyurdu. Brezilya'da 22 Mart'ta iniş takımları bozulan küçük uçak ülkenin kuzeyinde yer alan Rondônia eyaletine bağlı Jiparana kasabasındaki José Coleto Havaalanı gövdesi üzerine acil iniş yaptı. Uçağın Brezilyalı senatör Acir Gucares'e ait olduğu bildirildi. Mitsubishi MU-2B25 turboprop tipi küçük uçağın eski Brezilyalı milletvekili olan Ayrton Gucares'e taşıdığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlerde pilotun inişten önce fazla yakıtı boşaltarak iniş sırasında meydana gelebilecek bir patlamayı önlediği aktarıldı. Pilotun uçağı başarılı bir şekilde indirdiği ve yolcuların olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi. Bolivya'nın Cochabamba kentinin Saracaba bölgesinde hava kuvvetlerine bağlı Hongtu JL-8 tipi askeri eğitim uçağı bir evin üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İki pilotun ise kazadan önce uçaktan kendilerini fırlattıkları görüldü. Los misiles han caído de este lado. Ahora que ha caído en los lotes o en el río. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna yanardağında volkanik faaliyetler devam ediyor. İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada Etna yanardağının dün yerel saatli 03 sularında yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı belirtildi. Uydu görüntülerinde 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı tahmin edilen kül bulutu ise İtalya'nın Catania kentine yağdı. Catania hava sahasında kırmızı kod uyarısı verilirken Catania kentinde yer alan Vincenzo Bellini havaalanı pisti ise yağan küller nedeniyle bir süre hava trafiğine kapatıldı. Havaalanında 2 uçuş iptal edilirken 4 uçuş ise başka havaalanlarına yönlendirildi. Ukrayna'nın batısında bulunan Zakarpatya bölgesinde göçmenler için yapılan J.K. Solotvinsky adlı özel sitede yangın çıktı. Devlet bütçesinden 120 milyon grivna harcanarak yapılan ve toplamda 8 adet çok katlı, 17 adet tek katlı evlerin olduğu özel sitedeki bir binada çıkan yangın, diğer binalara sıçrayarak 1200 metrekarelik alana yayıldı. Yangın 6 itfaiye aracı ve 30 personelle müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çok sayıda göçmen ise evsiz kaldı. ABD'de bir eyalette daha idam cezası kaldırıldı. Virginia valisi Ralph Northam, eyalette uygulanan idam cezası uygulamasını sona erdiren yasayı imzalarken Virginia Güney eyaletler arasında idam cezasına son veren ilk, ABD genelinde ise 23. eyalet oldu. Northam yasayı imzalamadan önce yaptığı açıklamada bugün bu toplulukta güneyde veya bu ülkede ölüm cezasına yer yok ifadelerini kullandı. Thank you all so much.
Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayat Merkezi tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Umluş kentinde mahsur kalan 40 Yunus'un Suudi Arabistan sahil güvenlik ekipleri ve gönüllüler tarafından kurtarıldığı belirtildi. Merkez yetkililerin alarm verilir verilmez olayla ilgilendiklerine dikkat çekerek Yunusların kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle sürüklendiğini ifade etti. Yunuslardan 7'sinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ve bültenimizin sonunda haber özetlerimizi yeniden ekranlara getiriyoruz. Esen kalın, mutlu akşamlar.